o Şimdi safhaya gelmemek bu lazım. macun, epimedyumlu macun, epimedyum kapsülü çok iyi, güzel de adam diyor ki ben bunu nasıl ucuza mal ederim? Evet. Şimdi bunu doğal olarak bitkisel ekstrelerden elde edersiniz, pahalı. Belli bir fiyatın altına düşemezsiniz. Ama onlar ne yapıyor? Bazıları, hepsi değil. Zaten bugün Tarım Bakanlığı birçok firmanın epimedyum macun ve kapsülünü yasakladı. İsteyenler internetten görebilir. Çünkü onlar içerisine kimya katıyor. Epimedyum ekstresi pahalı. Çin'den getirmesi pahalı olduğu için ne yapıyor? Kimyasal ilaç katıyor. Takşiş, üçkağıtçılık yapıyor. Ve tabii ki tansiyonu, nabzı yükseliyor vatandaş. Bitkisel kullanıyorum zannediyor. Bir tatlı kaşığı atıyor. İçinde kimya var, bilmiyor. Evet. Bu nedenle Türkiye'de birçok firmayı Tarım Bakanlığı ne yaptı? Kaldırdı. Bunlar takşiş yapıyor diye yasakladı. Çok da iyi Yasakladı. oldu. İnsan sağlığıyla oynayan kişilerin bu denli yasak yemesi bence iyi oldu diye İyi düşünüyorum en oldu, tabii azından. tabii iyi oldu. Bazıları da mesela kalp damar açar diyor. Ginzek, Panax diyor. Ya yani yanlış. Panax damar açıcı değil. Panax halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik için bir bitki. Çok güzel. 5000 yıldır bilinen bitki. İçine kimya katıyor, vatandaşı zehirliyor bazıları. Bunun önüne geçemiyorlar. Allah yardım etsin milletin durumunu. Yani Türkiye'de, yani birçok ülke, artık Türkiye'de de bu kontrol bir sistem geliyor yavaş yavaş. Bu tür insan sağlığıyla oynayanlara yani ilaç üretiyormuş gibi kalite kontrol sistemi geldi. Kimse artık bundan sonra ileride, önümüzdeki günlerde yanlış yapamayacak. Evet, bunların bu şekilde araştırılması ve incelenmesi de sizlerin ne kadar doğru işler yapıldığını da sizin gibi bu tarz işlerle uğraşanları daha çok ön plana çıkartıyor diye düşünüyorum. En azından önünüz açılıyor hocam. Evet, şimdi biz mesela Evet, 3 toplumumuz doğru ile yanlışı ayırt edebiliyor bu konuda. çok zor maalesef. 3 ciltlik bir kitap yazdım. Bu kitap Türkiye'de yazılan ilk ilmi kitap. Neden ilk ilmi kitap bu alanda? Bu kitabın özelliği şu. Binden fazla üniversitenin klinik araştırması var. Binden fazla klinik araştırması. Evet hocam. Bu kitabı diğer kitaplardan ayıran fark, binden fazla üniversitenin klinik araştırması var. Diğer kitaplardan farkı bu. Ben bu kitabı yazmak için Evet. 27 yıl uğraştım. 27 yıl. 27 yılda 7 defa yazdım. Evet. İşte botanik yapısı, yaprağı, çiçeği, kökü, hasat zamanı, nerede yetişir, nasıl yetişir, birleşimdeki etken madde, klinik araştırmalar, damlası, duru vesaire, homeopatide Kitabı kullanma, çıkartmanız da çok aromaterapide doğru oldu kullanımı. hocam. Çünkü alternatif tıpla ilgilenen veya alternatif tıbbı tercih eden hastalar bu kitap okuduğu zaman bitkilerin ne işe yaradığını veyahut da neyin doğru neyin yanlış olduğunu sizin çıkartmış olduğunuz bu kitaplar sayesinde daha iyi öğrenecekler ve başka kişiler tarafından kandırılmayacaklar. Çünkü bilgi sahibi olmuş olacaklar. Tabii, çok güzel Evet. mesela. Sarı kantaron dedim de biraz önce. Sarı kantaron. 400 çeşidi var. Evet hocam. Hangi sarı kantaron? Bu kitapta ayrıntılı bilgi var. Alıç, 90 çeşit alıç var. Hangi alıç şifalı? İkisi şifalı. Bu kitapta bütün ayrıntıları var. Yaprağı nasıl olacak, çiçeği nasıl olacak? İsteyenler doğaltedavi.net veya Evet. doğaltedavi.org isimli İnternet sitelerden adreslerimizi ekranlarda gösteriyoruz. Bitkiseltedavi.com, doğaltedavi.net adreslerinden girip bilgi alabilirler. evet. Bitkiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Ya da İbrahim hocamıza ulaşabilirsiniz oradan da. Yine danışma numaralarından ve iletişim numaralarından sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz gönül rahatlığıyla.